Bu şekilde değişiklik, cins değişiklik işleminde yaptıktan sonra belge ve raporlar kısmına gelebiliriz. Bundan önce yapmamız gerekli olan bir işlem var. Burada tabaka moduna geliyorum. Taramalar kısmını açıyorum. Nokta altlarını kapatıyorum. Ve bu şekilde yaptığımız değişiklikleri buradan açıyorum. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra yine netmap diyorum. Belge ve raporlar kısmına geliyorum. Değişiklik tasarımı tıklıyorum. Burada sağ parametreler kısmında tescil kayıtlarını geliyorum. Tescil kayıtlarından seçme işlemini yapıyorum. Şimdi birleştirme işlemini burada görüyoruz. Seç dediğim zaman tümünü seçmiş oluyor zaten. Cins değişiklik işlemini birleştirme ve cins değişiklik işleminde seç dediğim zaman bu işlemi de seçmiş oluyorum. Şimdi yaptığımız tüm işlemler burada görünüyor. Tamam dedikten sonra burada istediğim kısımları neyi istiyorsam bunların içerisinde okey diyorum. Karalaj istiyorsam karalajı tıklıyorum. Seçenekler kısmında koordinat özellik değerlerini oluştur. Kutupsal vesaire. Bunları da hangisini istiyorsam belirliyorum. Ve tamam diyorum. Şimdi bu tamama gelmeden önce genele geliyorum. Genel ayarlara geliyorum. Genel ayarlarından NetMap proje param NetMap'tan proje parametrelerine geliyorum. Şimdi burada hangi yerle ilgili olarak tabloda çıkmasını istediğim yerleri dolduruyorum. Mahallesi diyelim ki meydan Kadastro Müdürlüğü Akşehir birimi diyelim. Ölçümü yapanlar ölçen kimlerse bunları yazıyorum. Ölçümü yapanları yine yazıyorum. Kontrol kısımlarını yazıyorum. Belediyeden kim varsa onu yazıyorum. Onayın ismini yazıyorum. Tapu müdürünün ismini yazıyorum. Harita müdürünün ismini yazıyorum. Onaylığın ismini yazıyorum. Ve bunlar gerçek olması lazım. Tarihi buradan belirliyorum. Başvuran kişinin ismini yazıyorum. Makbuz tarihini belirliyorum. Makbuz numarasını yazıyorum. Aplikasyon numarasını yazıyorum. İşlem parsellerini buraya yazıyorum. Hangi parsellerse. Ve genel parametreler, tecviz parametrelerini de burada belirledikten sonra buna tamam diyorum. Ve sağ tıklıyorum. Koordine özet. Tamam dedim. Şimdi burada seçim işlemini yapacağım. Tekrar sağ tıklıyorum. Ve bölgeye düşenlerin
ve belirledikten sonra işlemimiz bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi yapılan işlemlere bakalım. Daha önce girmiş olduğum işlemler buraya geldi. Ada parsel numaraları geldi. Metrekareler geldi. X ve Y, Y ve X koordinatları ve nokta numaralar geldi. Ve adı, soyadı, kontrol numarası, tasdik edenler, karar numarası, değişiklik tasarım isteğimize uygun olarak düzenlenmiştir. Burada evet, Akşehir birimi, kadastro. Oradaki yazdıklarımız burada çıkmış oldu. Liverpool diyelim. Ve bu şekilde değişiklik tasarım kısmı da yapmış olduk. Yine aynı şekilde örneğin yine belge raporlara geliyorum. Bu sefer durum haritası çıkartmak istiyorum. Tıklıyorum ve parselleri buradan seçiyorum. Evet. Ondan sonra cins değişikliği parselini seçiyorum. Tamam dedim. Burada seçenekler durum haritasında bunlar ne istiyorsam onları yazıyorum. Durum haritası karelaj istiyorsam karelaj yazıyorum. Tamam diyorum. Yine burada da aynı şekilde diğerinde yaptığım gibi genel kısmına gelmek suretiyle genel ayarlardan gerekli yazıları yazıyorum. Önceden yazdığım için tekrar yazmama gerek kalmaz. Sağ tıklıyorum. Buradan noktaları seç. Tamam dedim. Bölgeye düşenleri yine seçeceğim. F2 çevirle. Bölgeye düşenleri seçelim. Sağ tıklıyorum. Ve koordinat özeti de bu şekilde çıkartmış oldu. Bunları daha sonra ben taşıyabilirim. İstediğimiz yere bunları koyabiliriz. Genel renk evet, durum haritasını da bu şekilde çıkartmış olduk. Örneğin yine diyelim ki yine projemize gelelim. Netbap diyelim. Belge ve raporlardan bu sefer aplikasyon korgisi çıkaralım. Aplikasyon korgisi yine hepsini buradan seçiyorum. Tamam dedim. Buradan seçeneklerden tamam dedim. Aplikasyon korekisinde blok olarak işlemi kaydır diyor. Örneğin şöyle kaydırayım. Sağ tıkladım. Tekrar sağ tıkladım. Tamam dedim. Şimdi durulan noktayı bizden istiyor. Durulan nokta, bakılan nokta da diyelim ki burası olsun. Aplikasyon noktalarını seç diyor. Bölgeye düşenleri seçtirelim yine. Sağ tıkladım. Tekrar sağ tıkladım. Tekrar sağ tıkladım. Ve bunu uygun bir yere koyuyorum. Evet. Noktaların durulan nokta, bakılan nokta, yatay açı, uzaklık
ve semt değerlerini de bu şekilde vermiş oldu. Burada da yine köşe koordinatlarını verdi. Daha önceki yazdığım kısımlar burada tekrar çıktı. Poligonlar olmadığı için poligonları burada yazmadı. Yalnız noktaları verdi. Burada da yine daha önceki yazdığım kısımlar burada çıkmış oldu. Ve böylece aplikasyon kurakisinde yapmış olduk. Yine başka bir deneme daha yapalım. Yine projemize gelelim. Projemize geldik. Projemizde NetBap dedim. Belge ve raporlara geldim. Bu sefer röle ve ölçü krokisi yapalım. A1, A0, A3 boyutunda olsun. Yine buradan seçim işlemlerimizi yapalım. Tamam dedim. Seçenekler kısmına yer kontrol noktaları eklensin dedim. Tamam dedim. Buradan döndürme işlemini yapabilirim. Kaydırma işlemini ortalama bakımından. Sağ tıkladım. Tekrar sağ tıkladım. Şimdi evet bu şekilde Y ve X koordinat değerleri çıkmış oldu. Taramaları kapatalım. Alan adları açık kalsın. Evet bu şekilde ada röle ve kurakisinde çıkartmış olduk. Oradaki yazılar daha önce yazdığımız için isimler burada otomatik olarak çıkmış oluyor. Başka bir örnek daha yapabiliriz.